Sence Tuğçe abla seninle niye evlendi? Ben de bunu ara ara kendime soruyorum. Bir şey bulamadım. Bilmiyorum niye. Aslında ona sormak lazım yani bunu. Ben direkt görüntülü arıyormuşum değil mi? Tuğçe dedi, hatta dur arayayım ya. Hoparlörü aldın mı? Hoparlörü de aynen. Bir tanem, şu an yayındayım. Benle niye evlendin onu soruyorlar. Ben dedim aslında bunu ona sormak lazım dedim. Merhabalar. Seni sevdiğim için evlendim. Evet. Sevgili dostlar, ben Mahsun Karaca. Bugün O Ne Diyor için bana sorduğunuz soruları yanıtlayacağım. Normalde 3 kişi gelecektik. Mehmet bir reklam çekiminde, Şahin abi de şu an bir diziye girdi. Dizi çekiminde, o yüzden ben buradayım. Bu kadar. Ha bir de sakallarımı kesecektim arkadaşlar. Berbere gidemedim. Kusura bakmayın, söylemeyin niye bu kadar sakallasın diye. Ona göre. Şimdi ilk sorudan başlayalım. Abi bazen iyi ki ülke gündemi böyle de bana da ekmek parası çıkıyor dediğin oluyor mu? Ya bazen diyorum ama keşke bir tık daha sakin olsaydı da biz az video ataydık dediğim de oluyor. Harbiden ülke gündemi çorba gibi ya sürekli. Adana'da bildiğim kadarıyla daha semtçilik olan yerde büyüdün. Aşırı iyi bir kavga anın var mı? Yo, bunu daha önce de söyledim. Böyle çok kavgacı bir yapıya sahip değildim. Zaten kendi akranlarımla takıldığım için çok bir kavga muhabbetimiz olmadı. Ha bir iki tane oldu da böyle yan mahalleyle falan ama ufak tefek öyle. Çok büyük şey olmadı. Biz hani kendi kendimize zarar verdik. Mesela sırf şakalaşırken benim sol kolum çatladı. Kafam mesela şuralar falan kırık. Şimdi şeyi nasıl anlatayım? Kolumun nasıl kırıldığını anlatayım. Tahtaları şey bilirsin değil mi böyle? Çizgi filmlerde olurlar böyle. İşte bir taş koyarsın. Biri bu tarafa geçer. Diğeri de yüksekten böyle zıplar uçar değil mi? Çizgi filmlerde öyle olur. Biz aynısını denedik. Gerçekten de uçtum. Ama şöyle bir sargıyla falan gezmiştim bir ay. Sence Tuğçe abla seninle niye evlendi? Ben de bunu ara ara kendime soruyorum. Bir şey bulamadım. Bilmiyorum niye. Aslında ona sormak lazım yani bunu. Ben direkt görüntülü arıyormuşum değil mi? Tuğçe dedi, hatta dur arayayım ya. Hoparlörü aldın mı? Hoparlörü de aynen. Bir tanem, şu an yayındayım. Benle niye evlendin onu soruyorlar. Ben dedim aslında bunu ona sormak lazım dedim. Merhabalar. Seni sevdiğim için evlendim. Evet. Çok yaratıcı. Çok yaratıcı bir tanem. Çok teşekkür ediyorum. Ne cevap? Bundan sonra senden daha fazla ayrı uyuyamam diye evlendim. İyi hadi görüşürüz bir tanem hadi. Görüşürüz, kolay gelsin. Evet. Bu kadar romantik bir şeyi hadi görüşürüz. Ya insan içindeydi. Ben o konuda çok çekingenim biliyor musun? Annem babamın yanında daha eşimin elini bile tutmadım ben biliyor musun? Yani o kadar şey değilim yani. Bunu aşmam lazım ama. Aşmam lazım. Tabii aşmam lazım ama. İzleyecek ya kameraya bakıp Tuğçe için güzel bir cümle kur. İyi görüşürüz denmez. Tuğçe'cim seni çok seviyorum. Bence daha... Daha ne söyleyeyim? Abi BKM'de seni görünce çok sevindim. Hayırlı olsun. BKM'ye girişin, kabul edişini sevebilirik. Oyunculuğa adım atmak mı yoksa fenomenlik YouTuber'luk biter de trende giremezsem korkusuyla kendini garantiye almak için mi? Arkadaşlar hiçbir yerde kendinizi garantiye alamazsınız. Yani hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden tamamıyla kendimi geliştirmek için. Kendini geliştireceksin oyunculukta. BKM'den daha iyi bir okul sanmıyorum. Yani o yüzden ya bir de şöyle düşünün. Film yapıyoruz arkadaşlar. Yarın bir gün dizi yapacağız. Daha belki bu film kısmetse, izlenirse bir sonraki filmimiz olacak. Siz de istemez misiniz daha iyi oyunculuk, daha profesyonelleşmemi? O yüzden aslında kendim için yaptığım bir şeydi. Yatırım gibi bir şey diyeyim. Çünkü BKM gibi bir sahnede çıkıyorsunuz. Ya 1000 kişinin önünde sahneye çıkıyorsunuz. Güzel bir deneyim diye düşünüyorum. Sevgilimden ayrılmak istiyorum ama çok üzülür diye ayrılamıyorum. Sevgiliden ayrılma taktiği verir misin abi? Ya bu sorular çok yanlış kişiye sorulmuş. Ya da sen numarasını ver ben arayayım diyeyim bu senden ayrılmak istiyor. Sen söyleyemiyorsan ben söyleyeyim. Direkt söyle ne olacak ya. Sevmiyorsan şey yapamazsın ki yeniden duramazsın yani. Şeye döndü değil mi? Aşkım kapışmaya döndü. Masum kapışma. Mehmet 22 yaşında. Türkiye stresinden dolayı mı bu kadar büyük duruyor? Ya Mehmet'i siktir et. Benim bak ben 30 yaşındayım. 40 gibi duruyorum. Mehmet'i siktir. Bak bana bak direkt. Tabii ki stresten. Yeni yılda karakterini değiştirecek kadar parayı bulacak mısın? İnşallah bulurum diyeyim ama... İnşallah değişmez değil, inşallah bulurum. Bulak da arkadaşlar değişecek önemli değil, önemli olan bulmak. Karakter değiştirecek kadar para ne kadar olabilir? Çok değişmez diye düşünüyorum ya. Ama tabii şimdi bunu garantisini de veremiyorum. Şu an banka hesabımda bir olursa ne değişir? Bilmiyorum aslında onu dediğim gibi o zaman görmek lazım. Ama çok bir şey değişmez diye düşünüyorum. İnşallah kazanırsam ileride beraber göreceğiz canlı canlı. O zaman bana söversiniz. Ufacık bir şımarıklık 50 milyon olsa korsan taksi uygulaması yapmak. Direkt ben yapıyormuşum değil mi? Yatırım olarak millet ona buna yatırım yapar. Ben korsan taksiye yatırım yapıyorum. Ya ne olur bilmiyorum ki şımarıklık ne yapabilirim. Ya işte vizyon aslında vizyonsuz adam olduğum için ya o 50 milyon TL de görsem bir şey yapmam herhalde. İnsan şöyle bir 50 milyon dolar der yani. O kadar olmuyor işte anladın da o kadar. Yani şey bu kadar limit bu kadar. 50 milyon TL bana göre şey yani düşün ha Elon Musk'ın 50 milyon TL'si vardır anlatabildim mi bana göre?
Hayır, benim vizyon o kadar diyorum yani. Hayır, Elon Musk'ın ne kadar parası vardı? Ben sana diyorum 50 milyon lirası vardır herhalde derim. Bill Gates'in ne kadar vardı? Kaç parası vardı? Onun da vardır, 45'i falan vardır. Şu an 5 yıl içinde beni zengin edecek bir yatırım tavsiyesi verecek olsam bu ne olur? Bu hafta Beşiktaş Adana Demirspor derbisi şeyi var. Bana göre derbi. Git ona evini sat, arabanı sat, hepsini bas, üst ver. Al sana zenginsin. Gerçi bunlar yasak değil mi ya? Ben böyle konuşuyorum da. Bahis, mahis, her şey yasak. Arkadaşlar bu arada ben yapmayacağım. Yatırım tavsiyesi falan da değil, haberiniz olsun. Sonra demeyin öyle bastık, hayatımızı kararttın falan filan. Çekimlerde gülmeden nasıl durabiliyorsunuz? Duramıyoruz. Bayağı böyle çok, biz çok tekrar atıyoruz arkadaşlar. Hatta ben Instagram'a attığım o kısa videolarda bile. Göstereyim mi buradan hatta? Bir videonun bak tekrar sayısına bak. Bakın son çektiğim video. Mahalle abisi diye bir video çekmişim ben. Bunlar hepsi tekrar. Kaç tane var? Her sırada 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. 34 tane tekrar atmışım. Siz düşünün artık normal uzun videolar nasıl çekiliyor. Yani gülmeden duramıyoruz. En azından aralarında en çok gülen benim. Böyle bir ciddiyet problemim var. İyi bir YouTube izleyicisi misin? Kimleri izliyorsun? Bu sıralar sürekli kısmetse olur trendlerde. Ne var içinde diye biraz açıp izledin mi? Hiç izlemedim desem. Sadece kesitlerini görüyorum kısmetse olurun. Ama bu aralar biraz yoğunum. Yoğunluğum bittiğinde bir bakacağım. Hatta belki ona bir parodi video falan da bir şey çıkar. İyi bir YouTube izleyicisi misin demiş. Şimdi ilk soruya geçeyim. Çok fazla YouTube izlerim aslında. Kimleri izliyorum. Belgesel izliyorum arkadaşlar. Yani Türkiye'de ne kadar belgesel kanalı varsa hepsini izliyorum, öyle söyleyeyim size. Full belgesel takılıyorum. Belgesel dedim de şey değil bu arada. Hayvan belgeseli falan değil yani. İnsan belgeseli, normal hayat hikayeleri. İşte cep hikayeleri güzel kanal. Slow Discursionos, Last 90 da güzel. Ya full belgesel izliyorum aslında öyle. Normal hayat, insanların hayat hikayelerini çok seviyorum. Abi bir kız var. Gene. Ne olur taktik ver. Açılmam lazım yoksa ellere gidecek. Valla çok yanlış kişiye bunu söylüyorsun. Ben normalde eşimle bile sadece sanaldan yazışıyordum. Yan yana geldiğimizde böyle duruyordum. Hani ben gerçekten insanlara böyle şey yapamam. Bu aşk meşk konularında çok iyi değilimdir. Eşime bile böyle sevgisini çok böyle açıklayabilen birisi değilim. O yüzden sana şunu yap deyip böyle bir Kazanova gibi bir şey söyleyemem. Git direkt söyle ya. Ya da yazış, karşına çıkamıyorsan yazış. Bana yönlendir kardeşim, ben konuşmadım. Kendi adıma bak. Kendimle ilgili konuşamam ama seninle ilgili konuşabilirim. Çünkü ortada ben yokum. O konuda biraz daha şeyim. Banka hesabındaki bakiyeni şu an açıp gösterebilir misin? Göstereyim. Ya evim, arabam var arkadaşlar, daha ne olacak daha bu saatte sonra. En sevdiğin küfür olmayan ama küfür yerine geçebilecek bir kelime, cümle. Yavşak olabilir. Ama öyle dolu dolu söylemen lazım. Yavşak. Direkt böyle bastırarak. Herkes Z kuşağını gömmeye odaklı. Sen bize en yakın düşünen Y kuşağısın bence. Z kuşağını 3 maddede över misin? 3 maddede değil, tek şeyde övüm arkadaşlar. Z kuşağı çok zeki arkadaşlar yani. Çok zeki. Bunu kabul edin. Gümbür gümbür de geliyorlar. Ben bazen karşıma böyle TikTok'ta, Instagram'da öyle bir video çıkıyor ki ya diyorum bu video niye benim aklıma gelmedi diyorum. Ama mesela 16 yaşında bir çocuk çekmiş onu. Ya diyorum mükemmel video. Oradan bile anlıyorum aslında gümbür gümbür geliyorlar. Çok zekiler. Uzun zamandır YouTube'a video gelmiyor. Instagram'a kısa içerik üretmek artık daha mı kolayına geliyor yoksa yoğunluktan mı? Birincisi yoğunluktan, ikincisi gerçekten de daha kolayıma geliyor. Bir de anlık geliyor. Bir yerde oturuyoruz arkadaşlarla. Bir şey oluyor. Gülüyorum mesela böyle. Yani kendi aramızda hemen diyorum ki ya bunu çekelim. Montaj yok, ışık yok, ses yok. Telefonu çıkar çek. Gayet güzel tüketilebilir bir içerik. Ama bu demek değildir ki YouTube'a hiç video atmayacağız. Sadece şu film yoğunluğundan dolayı atamıyoruz. Film yoğunluğu bitsin. Hatta belki bu film süresince de bir şey atabiliriz. Filme kadar da belki aklımızda bir şey var. Bir video var aklımda. Adana'ya gitmezsem değil. Adana'da da yapılır abi. Güzel bir video var aklımda. Çatısı da böyle bitti aslında. Yani hikayesi nereden nereye gidecek? Videoda ne olacak? Video neyi anlatıyor? Hepsi belli. Sadece onu bir diyaloglara dökeceğiz. İnşallah filme kadar yayınlarız diye düşünüyoruz. Adam morali bozuldu. Gelmeyecek arkadaşlar belli. Çoğu videondaki yan roldeki insanlar TV dizisindeki oyunculardan daha iyi oynuyor. Bu nasıl oluyor ya? Ayrıca bu kasları nereden nasıl biliyorsun? Her masadan biri var maşallah. Valla arkadaşlar ben aşağı iniyorum. Böyle yoldan geçip bir şey söyleyecek bir adam var mesela atıyorum karakterde. Bizim orada atıyorum kapıcı var. Abi diyorum gel diyorum şuradan şunu söyler misin diyorum. Gelip söylüyor. Ondan sonra bakkala gideceksem gerçekten bakkal zaten konuşuyor. Ya bize denk geliyor ya da oyunculuk Adanalıların geninde var diyelim. Harbiden asırıp mı? Ben de bazen izlediğimde deyip ya adam 10 numara oynamış diyorum ha. Goy goy için eminim ki WhatsApp grubunuz vardır. O gruba yazılan son mesajı bize okur musun? Tehlikeli değilse okuyayım. Bizim grupta abi biz neye yazışmışız böyle abi? Öncekinin bir öncekini şey yapayım. Arkadaşlar şimdi bize haber yaptılar gazete haberi olarak. Bir tek Müjde Uzman'ın ismi doğru, o da kadın diye karıştırmamışlar. Şahin'e Bülent yazmışlar. Yönetmenimiz Cenk'e Mehmet yazmışlar. Bana Şahin yazmışlar. Mehmet'e de Masum yazmışlar. Bununla taşak geçmiştik. En son grup mesajımız bu.
spor sayfasında çıkmış değil mi haberde? Film yerini. Her şey yanlış. Bir videoda film çekecek yapımcı bulamıyorum demiştin. İllegal hayatlarda bulduğun yapımcıyı ikna edecek şey ne oldu? Gerçeği anlatayım mı burada? Oturduk ya, 3 tane film anlattık. Arkadaşlar şimdi biz yapımcıyla oturduk, tamam mı? Daha doğrusu benim oturmadım, yapımcı kalmadı artık. Gittik en son oturduk. Biz o kadar şeye inanmışız ki artık bu filmin, bu senaryonun olmayacağına. Gittik 3 tane farklı film hikayesi yazdık. Özgün değildi bence. Bu şu anki çektiğimiz kadar özgün değildi. Dedik ki en azından hani film yapamıyoruz artık yani. En azından bir kıyısından köşesinden bir şey deneyelim bakalım ne olacak diye. Üçünü de anlattık. Yapımcımız beğenmedi. En son kalkmaya yakın dedik ya bir tane daha var ama yapmazsınız dedik. Yani onu da öylesine anlattık. Neyi dedi? Dedim işte böyle böyle parti başkanı aslında kumar oynatıyorlar. Paravan bir parti kuruyorlar. Sonra o paravan partinin yükselişini görüyoruz dedik. Sonra 2 hafta içinde imza attık. Hoşuna gitti. En son İşte 13 Ocak'ta da, direkt sıkışırım değil mi araya? 13 Ocak'ta da vizyonda bekliyoruz. Aslında biz vazgeçmiştik bu hikayeden yani. Son dakika demek ki kısmet olacağı varmış. Tuğçe abla bir anda TikTok fenomeni olsa ne yaparsın? Olmaz. Dikkat edersen Tuğçe benim, yani eşim benim şeye de çıkmıyor böyle, storylerinde de çok görünmez. O çok şey değildir yani böyle içerik üretim, dijital merakı çok olmayan birisi. Ama olsaydı da ne derdim? İnan bilmiyorum yani dediğim gibi olmasa lazım o an. Ama bir de şöyle bir şey var. TikTok'ta da içerikler gelişmeye başladı. Daha iyileşti diyeyim bana göre ilk çıktığından şu anki baz alırsan çok daha iyileşti. TikTok'ta aslında ne yaptığı önemli. Şimdi direkt söyleyip de tek bir şey çekmek istemiyorum ama siz de biliyorsunuz TikTok'tan ne tür videolar var. Ne kadar güzel videolar da var, ne kadar leş videolar da var. Şimdi ne çektiğine bağlı. Güzel video çekerse bugün çeksin, bugün başlasın, destek olayım. Ama diğer türlü videolar ben çok kabul etmezdim yani. Büyük bir fırtına kopardı. Kendi videoların dışında şu videoya aşırı gülüyorum dediğin bir video var mı? Tık doğdu güneşim gibi viral videolar girmesi. Ben o video, o tık doğdu güneşim ben mesela sevmemiştim. Ama ben sokak röportajlarına çok gülüyorum. Çünkü hepsi gerçek. Dışarı çıkın o dayılara direkt denk gelirsiniz yani. Hard kapitalizm var bilir misiniz? Ulan bu ülkede hard kapitalizm var. Sıra yalan salaklar falan diye bağırıyor ya. Adı hard gazapizm, sen belki bilirsin. Ulan bir tek ben mi biliyorum? Bak yorumlarda yazacaklar bak. Yorumlarda yazacaklar. Hard gazapizm diye. Onlar çok gülüyorum ben mesela. Abi doğalgaz faturası ne kadar geldi? 1700 lira geldi arkadaşlar bana. Faturalar otomatik talimatlı mı elden mi ödüyorsun? Elden derken şey doğalgaz yetkilisini çağırıyor kapıda nakit veriyorsun değil mi? Ha kardeşimiz iki ne kadar? Herkes gibi ben de dijitalden ödüyorum. Ama 1700 lira geldi ama bir de şöyle bir durum var. Adana'da 1700 lira geldi. Lan hava 20 derece zaten orada. Hiç çok ünlü bir isimle saçma bir anım var mı? İsim vermeden anlasan da olur. Saçma mı diye mi bilmiyorum ama Hasan Mezarcı'nın evine gittik biz. Filmde oynatacaktık. Mesihlik çok ciddi bir iş dedi. Mesihler filmde oynamaz dedi. Biz de tamam dedik döndük. Öyle yani. Saçma mı değil mi oğlum siz karar verin. Bu kadar mizahını yaptığın bir ülkeye dünyaya çocuk getirmeyi düşünüyor musun? Düşünseydim arkadaşlar çoktan getirmiştik. 4,5 yıldır işte biz evliyiz. İkimiz de henüz düşünmüyoruz. Bilmiyorum. Yani şu an için düşünmüyoruz. Hem ortam kötü hem de daha önce başka bir yerde de söyledim. Şimdi sürekli ben kedilerimi görmek için arıyorum. İşte annemi babamı arıyorum, eşimi arıyorum. Şimdi çocuk bambaşka bir şey. Şu an buradayken bile aklım atıyorum. Şu an çocuğum var ve ateşlenmiş. Şu an ben burada konuşamam yani anlatabildim. Benim aklım orada olur. En azından şu dönem öyle olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden henüz düşünmüyoruz. Evde beyaz atletle mi geziyorsun? Evde, o ne diyordu, her yerde. Her yerde beyaz atlet var benden. Atletle devam ediyormuşuz değil mi bundan sonrakine? Soracağım ama dürüstçe cevap ver. Hiç yabancı üreticilerden vesaire içerik çaldın mı ya da espri filan? Pahalı bir yere götüreceğim deyip benzin istasyonuna götürdüğüm bir fotoğraf vardı benim. Gerçekten ben onu başka bir yerden görmedim. Ama ben attım. Sonra bana Twitter'dan birisi attı. 2-3 ay önce başkası sadece fotoğraf olarak atmış ama onunki Photoshop'tu. Benimkisi direkt bildiğin gerçekten benzinliğe böyle şarap götürdüm. Masa kurduk filan böyle. Oh! Ama onun dışında ya içeriklere çok özgün olmaya çalışıyoruz. Yani bir de şöyle düşünün. Bir şey çok konuşuluyorsa herkes aslında onunla ilgili benzer şeyler söylüyor var olan bir gündemde. Gündemi yaparsak bile biz şeye dikkat ediyoruz. Bizim dilimiz olsun. Yani o cümleyi bir tek ben kullanabileyim. Yani özetle almıyoruz. Zaten yabancıların mizahı da bize çok uymuyor. Hani biz daha böyle bir yöresel mizah daha çok bizi güldürüyor bence. Bir videoya totalde ne kadar harcıyorsunuz? Bazı videolara 1 lira harcamıyoruz. Bazı videoya da mesela bir çöpe giden bir videomuz var bizim arkadaşlar. Bir videomuz bizim yayınlanmadı ve 40 bin lira para harcadık değil mi? Daha fazla harcamışız 40 bin liradan ve yayınlanmadı video. Değişken aslında. Yani belirli bir şu kadar gidiyor, bu kadar gidiyor diye bir şey yok. İlişkinizde en kıskanç... Masum kapışmak ya. İlişkinizde en kıskanç, en romantik, en sosyal medya bağımlısı, en alttan alan kim? İlişkinizde en kıskanç bence eşim. Ben kıskanç değilimdir. En romantik, o da eşim. En sosyal medya bağımlısı, bu ben. Bu ben. En alttan alan kim? İkimiz alttan almıyoruz. Bir mevzu olduğum biz, o da ağzına geleni söylüyor, ben de ağzıma geleni söylüyorum. Tam bu kötü bir şey ama ikimiz de alttan almıyoruz. Bir de o
saf kanadanalı bir diğer, anladın mı? O alttan alma ihtimali yok onun. Artık kim boynunu bükerse o artık kaybetmiş oluyor. Ama iki horoz gibiyiz. Yine öyle, nasıl elime teklif ettin diyor. Bunu söylemeyeyim ki, atlam yakın ya. Arkadaşlarımın zoruyla oldu normalde. Hayır ya, arkadaşlarımı zorla evlenmedim. Şey dedim ben, ya dedim gereği yok dedim. Zaten dedim biz dedim sevgiliyiz. Biz dedim zaten hani ben şu an dedim teklif etsem yok mu diyecek bana dedim. Niye sorayım ki o zaman dedim. Hani zaten sevgiline niye sorarsın ki benimle evlenir misin diye. Zaten seninle evlenmek istediği için seninle sevgilidir. Dedim gereği yok dedim ama beni böyle zorladılar. En son bir mekanda eğlenmeye gitmiştik 2-3 arkadaş. Onun da eşi oradaydı. Normalde ben yüzüğü direkt verecektim. Al şu yüzüğü, haberin olsun evleniyoruz diye. Ondan sonra o arkadaşlar öyle baskı yapınca ben de çıktım sahneye. Adana'da bir mekanda. Arkadaşlara böyle böyle dedim, huzurlarınızda evlenme teklifi ediyorum dedim. Benimle evlenir misin deyip öyle evlenme teklif ettim. Evet, böyle oldu. Çok barzoymuşsun değil mi? Şimdi diyecek de lan ne kadar barzo adammış. Arkadaşlar beğenip, yorum yapıp, abone olun, her şeyi yapın. 13 Ocak'ta İllegal Hayatlar vizyonda.